Selam herkese. Şimdi bugün Tayland'a doğru uçak biletimiz var. Bir tane Salam Air'la dünyanın en kaliteli havayolu şirketi olduğunu söyleyen birkaç o ne diyor kaynağı okudum. Ama yine de çok güvenmemek gerekiyor. Biz şimdi sadece çantaları koyacağız. Dolayısıyla bagaj vermeyeceğiz. Yanımıza şöyle yastıklar aldık. Evet, kırlandı arkadaşlar. Bunları içeriye serbest sokabilmemiz. Ya normalde tartmıyorlar da. Şimdi ne olur ne olmaz. Salam Air biliyorsunuz kalite falan. Tartar falan. Problem olmasın diye onu da aldık böyle. Yastık geçirmek serbest çünkü. İşte şimdi oradan şeye doğru gidiyoruz. Ya hadi sen de. Instagram'da her yerde var bu zaten. Senin fikirmiş. Ben de pastörün şeyini buldum. Pastörizasyonu buldum abi işte. Olur mu öyle senin işte? Senin çözüm şeyde, şeklin bir şey olmazdı ama. Hayır. Evet. Şimdi işte bir bankadan vize başvurusu için küçük bir belgeyi almam gerekiyor. O belgeyi aldıktan sonra vize başvurusu, Avustralya vize başvurusu bu arada. Hazır Güney Asya'ya gitmişken oraya da bir uğrayalım diye. İşte banka dokümünün İngilizcesi falan böyle bir şeyler alacak. Onları alıp buradan uçağa doğru gideceğiz. Hadi bakalım. Abi dolar alacağız. Bak şimdi dolar alırken ilk başta şurada 26.50 yazan yer 26'ydı. Lan bankaya gidene kadar 26.50 oldu. Durduk yere gidene kadar zarar ettik ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse şimdi otobüsü bekleyip gidiyoruz. Şimdi check-in'den geçtik. Yani memur bayağı Türkçe. Türk zaten. Salam Air olmasına rağmen Türk bir memur var. Ve şey ya problem etme. 8 kilo benim şu çantam 8 kilo tuttu. Deryan'ınki de işte 7 kilo. Deryan'ınki 7.8. Normalde 7 kilo hakkımız vardı. Problem etmedi adam yani geçinde de. İşte biz yastıklar aldık böyle. Benim yastığım rahat 2 kilo var. Yani 10-12 kilo aslında bagajım var ama benim bir de Deryan'ın da o kadar bagajı var. Öyle geçtik. Burası öncelikli geçiş alanıymış. Eğer buradan geçeceksek 25 euro para istiyorlarmış. Allah kahretmesin. Hayır gel bence. Abi şuna baksana ya. Cebimden şarjör ediyor. Ne yapayım? Hayvan gibi. Ben de bu ağır diye cebime koydum. Öyle geçirdim. Yani yine çok problem etmediler ama. Neyse şimdi fakir sıramıza girdik biz Allah için ya. Yukarıda ne güzel herkes VIP geçiyordu. Biz şimdi fakir buradan geçmemiz lazım. Çünkü neyse. Şu sıraya bak. Allah kahretsin ya. İşte geliyor bizim uçak. Salam Air. Koltuklar aşırı dar gidiyor. Hello. Hi, how are you? Oha, ciddi misin sen? Oha, şu koltuklar bizim. Şaka mı bu? Hayır. Oha, çok iyi. Baksana, hep geniş alanı var. Benim hep ayağımda meniskisi var ya, uzatmam lazım. Oha, çok sevindim şu an. Tamam. herkesinki şöyle üçlü. Sanki premium gibi bize şurayı vermişti. Ama çok sevindim. Abi şimdi Salam Air bize bir kıyak geçti. İşte 1 GB free internet verdi. Turist simi diye. Sadece Umman'da geçerli. Bizim şimdi zaten 2 saatimiz var. 2 saatte 1 GB internet. Allah. 2 saatte 1 GB internet bence yeter. Şimdi Umman gümrüğünden geçtik. Allah'ım ne zorladılar ya. Şeye baktılar yani, çadırı çıkarttılar. Bir çantamla, Deryan'ın çantası çok rahat geçti abi. Benim çantamda dedi ki, senin de şeyin var dedi ya. Çadırında bir şey var dedi. Ulan bir şey yok diyorum. Çıkar dedi, tehlikeli bir şey olabilir dedi. Allah'ım İstanbul'dan geldik buraya. Sonra çıkardım. Çadırın iki tane sabitleme demiri vardı. Onlara baktı. Bunlara ne yapın dedi. Ne yapabilirim? Çadırını sabitlemişti. Sonra geri bıraktı Allah'tan. Neyse ki. Ya bileklikler falan var içinde. Şimdi 200 tane yakın. Dedim acaba bileklikler mi sorun oldu? Demir bir şey yok. Normalde X-ray de görünmüyor diye onları aldık ama. Yok yine görünmedi Allah'tan. Hemen kaçtık. Bunu benim çantamın arkasına taksana. Bu kuyumların numarası mı yazıyor eşarplarında? Numaraları yazmıyordur ya. Bilmiyorum ama. Arkalarında bir şeyler var kadınların da. Her yerde onu da acaba numaraları mı yazıyor ya? Bilmiyorum hadi sen onu benim çantama takalım da. Gidelim. Başka bir şey mi? Şu an bu arada aktarmadayız. Kız uçağa takacağız işte. Dur bir dakika. Okey. 10 numara 5'iniz. Hemen... Yüklerimiz. Yani yüklerimiz. Benim kadına hacı falan da gidiyor olabilirler. Bu kadınlar hacı da gidiyor olabilirler. Niye numaraları yazıyorsun? Ne bileyim ben. İsim yerine numara mı vermişler? Yine aynı aktarma uçuşunda da aynı. Sadece bir koltuk yastığı var.
ara mesafeler çok farklı. Bu kez 13'lerdeyiz ya. 11'lerde kalsaydık çok iyi olacaktı da. Evet, yaklaşık 14 saatlik uçuşun ardından şimdi Tayland'a giriş yaptık. Türkiye pasaportuyla. Bence en kolay girilebilen ülkelerden biriydi. Evet. Yani sadece şey istedi bizden ya. 4 tane parmağını okutursun, diğerini okutursun. Parmak denesini okutursun, parmak izini. Sonra uçuş biletini istiyor. Ne kalacak yeri sordu, ne işte dönüş biletini sordu, hiçbir şey sormadı. Bir de öyle aldı. Şimdi bir de şey var mesela, yolda şeyle karşılaştık. Girdikten sonra bir aylığına cezasını ödeyip 2 ay kalabiliyorsun. Yani 2 ay uzatabiliyorsun. Sonra o da bittikten sonra çıktı, giriş yapıyorsun. Hani bir Malezya'ya gidip geri geliyorsun. Tayland'da yine kalabiliyorsun. Bence çok güzel ya. Tayland'a gelmek çok güzel. Sadece kulağım artık hissetmiyorum 14 saatlik uçuşun ardından. Yani böyle basınçtan dolayı. Abi şimdi havalimanından çıktık. Şu manzara nedir ya? Allah rızası için şurada o kadar fazla motor var ki. Artık şey gibi böyle. Motosiklet parkı mı yoksa gerçek satış yapılıyor mu bilmiyorum ama birazdan gidip bakacağım oraya ya. Çok da merak ettim ama muhtemelen motosiklet parkı. Bak şuradaki adam girmeye çalışıyor içeriye. Para veriyor muhtemelen. Otopark gibi. Havalimanının motosiklet parkı inanılmaz renkli değil mi ya? Bu kadar yaygın mı yani motosiklet burada? Abi şimdi havalimanının çıkışında bir markete geldik. Muhtemelen bir tık pahalıdır. Şöyle bir bisküvi, şöyle bir su, bir noodle, iki de kahve. Hepsine 97 baht ödedik. Yani ne kadar denk geliyor tam internetim olmadığı için net söyleyemiyorum ama şeyi çok sevdim. Mesela noodle aldıktan sonra şuradan alıyorsun işte. Noodle aldıktan sonra burada gelip kendin yapabiliyorsun. Bir de noodle'un baharatı çok iyiydi. Çok fazla baharat var. Hoşuma gitti. Yine içinden Türkiye'deki gibi şöyle çatalı çıkıyor. Noodle'a da 20 baht verdi işte. Kahvelere, noodle'a, suya ve ona toplam 97 baht. Şeker yok ya. Açılacak. Şimdi metrodayız bu arada. Metrodan Makasan'a gideceğiz. Bakalım neresiydi Makasan ya? Hah, şurası. Şuradan aktarma yapacağız abi diğer tarafa. Bugün saçma sapan bir yolculuk şeyimiz vardı ya. Şu anda neyim? Çekemedim. Şu anda biz havalimanındayız. Havalimanının şeyinde şöyle bir şey var. Mesela tren istasyonundayız. Metroda. Bunları basıyorsun. Alıyorsun gideceğin yere göre. Orada çıkışta atıyorsun. Şimdi problem şu. Biz buraya girerken şöyle işte taksiyle mi gidelim, otostopla mı gidelim bunu düşündük önce. Taksi işte 300-400 falan tutuyor. İşte bir tanesi geldi bize 1000 lira, 1000 baht tutuyor. Ya bildiğin dolandırmaya çalışıyorlar. Onlardan şey metro geldi. Metroya tam bindik. Adamlar çıkın falan geldi, kontrol ettiler. Bir şeyler yaptılar. Abi meğerse bomba arıyorlar, bir şeyler arıyorlar. Şimdi sonra çıktık, geri girdik 20 dakika sonra. Millet baktık da sonra koltukların altlarına falan baktılar. Şimdi işte buradan şehir merkezinde Bangkok'a doğru gidiyoruz. 35 baht verdik. Bir tanesini daha vereceğiz. Muhtemelen o da o civarda. Yani 200'e falan toplamda hepsini getirmiş olacağız tren yolculuklarına. Bu daha mantıklı bir yol. Gelirseniz bu yolu mutlaka deneyin. Sakın taksiye binmeye falan gerek yok. Metro her yere gidiyor. Tren istasyonu da Bangkok'ta. Tren ulaşımı da. Ben çok beğendim ya. Taksi falan çok pahalı. Bolt da uygun aslında. Bolt da var burada. Gelecek olan varsa bence Bolt'u da kullanabilir ama şey demem. Ne bu ya? Bilmiyorum. Hello. What is that? It's... What is the inside of this waffle? Yeah, original Katrina. Şu ne? 22'si mi? 22 mi? Yeah. 22. This one. Alacak mısın? Evet. Okay, one please. Sen alacak mısın? Var. Dur, tutsana benim telefonu bir saniye. Thank you. 1 minute. Now it's Turkish liras. Where is it? 20, right? Okay. İlk sokak lezzetini sen denedin. Nasıl? Poğaça gibi, ama şekerli. Nasıl yani? Oha çok güzel. Çok küçük ama açtım. Şey değil mi bu ya? Neydi o puf puf olan? Şeyde de yedik hatta. Karadağ'da da yedik kahvaltıda. Adı neydi onun? Pişi gibi olan. Ha, pişinin şekerlisi. Evet. Ama birazcık da şey tadı var, böyle peynir tadı var. Bence çok iyi. Neden? Güzel.
Bence de güzel.